Kat çaplarını ayrılmış hali yükseleri 4 çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in kare çarpı 17 olan A sayısının çarpmalardan birisi aşağıda hangisidir diyor. A 250 bu şıkları vermiş. Şimdi 250'yi asal çarpını ayıracak olursa 2'ye böldük 125, 5'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük ne oldu? 1 oldu. O da ne oldu? 2 çarpı 5'in küpü. Aynı şekilde 180'de yaparsan ne olur? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olur. 165'i aynı şekilde yapsa 2'nin 5. kuvveti çarpı 5 olur. 140'ı yapmış olursa 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7. A sayımız nedir? 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in karesi çarpı 17 sayısıdır. Şimdi A sayısı 2 üzeri 4 demek 16. İçinde 16 sayısı var. 16 2'ye bölünür mü? Evet. Sonra 3'ün küpü 27 demek. Bu da 5'in karesi 25. 25. Bu ne demek? 125. 25'in içinde 125 var mıdır? Hayır, yoktur o zaman. Bu sayı buna bölünmez. 5 kana bakalım. Burada 16 var. Burada 2'nin karesi var. 4. 16 4'e bölünür mü? Evet. Bu 27, bu 9. 27 9'a bölünür mü? 3'ün karesine? Evet, bölünür. Sonra 5'in karesi 25 demek. 25 5'e bölünür mü? Evet. O zaman demek ki A sayısı, buradaki 180 sayısı bunun çarpanlarından bir tanesi. Yani tam bölündüğü için bölen ile çarpan aynı şey. O zaman cevabımız ne olacak? B seçeneği 180 olmuş olur. Hatta isterseniz C'ye de bakalım. C'ye de bak, üstelik 5 var. 32. Bunun içinde 32 var mı? Hayır. Bak, 16 var. 16 32'ye bölünmez. 32 16'ya bölünür. O yüzden olmaz. Mesela burada niye olmuyor? Bunun içinde bu sayının bir sayının 140'a bölünmesi için 7'ye de bölünmesi lazım. Ama bunun içinde 7 var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız ne dedik? B seçeneği 180 olacak.